G 0'dan x'e kadar f(t) dt'nin belirli integrali olarak tanımlanmış. Aşağıdakilerden hangisi G'nin 5.10 aralığında çukurluğunun yukarı olduğuna dair kalkülüse dayalı uygun bir açıklamadır? demişler. Çukurluk yukarı yönlüymüş. Çukurluğun yukarı yönlü olmasından bahsetmeden önce G ile f arasındaki ilişkiyi iyice anladığımızdan emin olalım. Bu eşitliğin iki tarafının da türevini alacak olursak g üssü x eşittir, f x elde ederiz öyle değil mi? Bunun x'e göre türevi f x'i eşitmiş. Buradaki t değişkenini eklememizin sebebi x üst sınır olduğu için bunun x'in bir fonksiyonu olması. Ayrıca x'in hem üst sınır olması hem de x'e göre integral alıyor olmamız biraz garip olurdu. Bu yüzden de farklı bir değişken seçtik. t olmak zorunda değil tabi. Alfa olabilir, gamma olabilir, a, b ya da c olabilir. Ne istersek o olur her neyse. Ama iki tarafın türevini aldığımızda burada grafiği bulunan f fonksiyonunun burası x ekseni olsaydı bu f x olurdu t ekseni ise de bu y eşittir t'dir. f fonksiyonunun grafiğini g üssünün grafiği olarak da düşünebiliriz. Eğer burası x olsaydı grafik g üssü x'in grafiği olurdu. İlgilendiğimiz aralık 5'ten 10'a kadar olan açık aralık ve burada da g'nin türevinin grafiği var. Bu grafiği kullanarak g'nin çukurluğunun bu aralıkta yukarı yönlü olduğuna dair kalkülüse dayalı bir açıklama bulmamızı istiyorlar. Peki, çukurluğun yukarıya doğru olmasının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu, teğetin eğiminin artmakta olduğu anlamına gelir. Ya da türevin arttığı. Bunu eğer türev belirli bir aralıkta artıyorsa, o aralıkta çukurluk yukarı yönlüdür diye de düşünebiliriz. Elimizde bir türev grafiği var ve evet türev o aralıkta arttığına göre kalkülüse dayalı açıklamamız f yani g üssünün bu aralıkta artıyor olması olacak. Türevin bu aralıkta artıyor olması, orijinal fonksiyonun çukurluğunun yukarı yönlü olması anlamına gelir. Peki, f bu aralıkta pozitiftir. Bu yeterli bir açıklama değil. Çünkü türevin pozitif olması orijinal fonksiyonun arttığı anlamına gelir. Yani orijinal fonksiyonun çukurluğunun yönlü olup olmadığı hakkında bilgi vermez. Sıradaki seçenekte f'in çukurluğunun bu aralıkta yukarı yönlü olduğunu söylüyorlar. Türevin çukurluğunun yukarı yönlü olması, orjinal fonksiyonun çukurluğunun yukarı yönlü olduğu anlamına gelmez. Hatta bunun gibi yani bu aralıkta çukurluğun yukarı yönlü olduğu bir grafikte sorudaki aralığa bakacak olursak g üssünün azaldığını görebiliriz ve fonksiyon eğer bu aralıkta azalıyorsa orijinal fonksiyonun çukurluğu aşağı yönlüdür son olarak bir de g'nin grafiği 5 ile 10 aralığında u şeklindedir demişler eğer g'nin grafiğine sahip olsaydık bu bir açıklama olurdu ama kalkülüse dayalı bir açıklama olmazdı evet hadi bir tane daha yapalım Sıradaki soruda yine benzer bir soru. gx buradaki ifadeye eşitmiş. Aşağıdakilerden hangisi g'nin x eşittir 8'de yerel minimumu olduğuna dair kalkülüse dayalı uygun bir açıklamadır demişler. Burada f'in yani g'nin türevinin grafiği var. Peki elimizde türevin grafiği varsa x eşittir 8'de yerel bir minimum olduğunu nereden bilebiliriz? x eksenini kestiği yani y'nin 0'a eşit olduğu bu noktada x eşittir 8'den bahsediyorum. Türev 0'a eşitse bu bize bu noktadaki teğetin eğiminin 0 olduğunu anlatır ama tek başına bunun yerel bir minimum olduğunu söylemez. Yerel minimum olması için türevin negatiften pozitife dönmesi gerekir. Neden diye soracak olursanız türevin negatiften pozitife dönüyor olması orijinal fonksiyonun azalmaktayken artmaya başlaması anlamına gelir. Evet, azalmak dayken artmaya başlaması yerel minimum noktası anlamına gelir. Bunu açıklayan seçenek ise, bir bakalım. Bu iyi bir başlangıç ama tam değil. Ama f x eşittir 8'de önce negatif, x eşittir 8'den sonra da pozitiftir. Tam da anlatmaya çalıştığım şey bu. İsterseniz bunları da inceleyelim. F'in x eşittir 6 etrafındaki aralıktaki çukurluğu yukarı yönlüdür. X'in 6'ya eşit olmasının konumuzla pek bir alakası yok. G'nin grafiğinin x eşittir 8 etrafındaki aralıkta G8'in en küçük değeri bulunur demiş. Bu yerel minimum için bir açıklama olabilir ama kalkülüse dayalı olmadığından bunu da eliyoruz. Peki haydi bir tane daha yapalım. F ve G farklı olmasına rağmen soru benzer bir soru gibi değil mi? Aşağıdakilerden hangisi G'nin 7-12 kapalı aralığında pozitif olduğuna dair kalkülüse dayalı uygun bir açıklamadır demişler. İlginç. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Bu soruda 0'dan x'e kadar belirli integralin ne olduğu konusunu biraz daha ayrıntılı incelememiz gerekecek. İsterseniz x eşittir 7'de ne olduğuna bakalım. x 7'ye eşitken... G7 0'dan 7'ye kadar FTDT integralidir öyle değil mi? Sıfırdan 7'ye integral. Burası t ekseni ise bu yine x'i burada tutabilmek için kullanılan bir değişken. Aslına bakarsanız buradaki alandan bahsediyoruz. Ve sıfırdan 7'ye kadar bu fonksiyon x ekseninin üzerinde olduğu için bu alan pozitif bir değer alacak. 7'den 12'ye kadar ise alan artmıyor ya da azalmıyor. Bu yüzden g7'den g12'ye kadar aynı pozitif değeri elde edeceğiz. Çünkü alan eklemiyoruz. Yani g12 g7'ye eşittir. Neden? Çünkü alan eklemiyoruz dedik. Anlaştık mı? Peki. Bunu açıklayan seçenek hangisi? 7 12 kapalı aralığındaki herhangi bir x değeri için f(x) 0'dır. Bu doğru ama neden pozitif olduğumuzu açıklamıyor. Çünkü bu aralıktan önce fonksiyon eğer buna benzer bir şey olsaydı bu noktaya kadar negatif bir alanımız olurdu ve bunlar da negatif değerler olacaktı. Eliyorum. 7-12 kapalı aralığındaki herhangi bir x değeri için g(x) pozitiftir. Doğru seçeneğin bu olduğunu düşünüyorum ama. Ama yine de diğer seçenekleri de bir inceleyeceğim. F 0 7 kapalı aralığında pozitif, 7 12 kapalı aralığında negatif değildir. Ha evet. Bu bu da doğru. Aslına bakarsanız 3. seçeneği gördükten sonra 2.'yi eleyeceğim. Ve bunun sebebi bu açıklamanın türevle yani kalkülüsle bir ilgisi olmaması. Evet bu seçenek doğru ve az önce de anlattığım mantıkla örtüşüyor. F07 kapalı aralığında pozitif. Böylece buradaki pozitif alanı elde ediyoruz ve 7-12 kapalı aralığında negatif değildir. Yani tüm bu aralık boyunca x ekseni ile eğri arasında kalan alan yani g'de hangi x değerini seçersek seçelim pozitif olacak. Evet evet bu. F'in 7-12 kapalı aralığındaki çukurluğu ne aşağı ne yukarı yönlüdür. Bu seçenekteki bilgi bize G'nin bu aralıkta pozitif olduğunu açıklamıyor. Hayır, az önce de söylediğim gibi doğru seçenek C seçeneği.